Verilerin sağlıklı bir şekilde açıklanması lazım. Ben tekrardan yeni kısıtlamalar geleceğini düşünüyorum. Özellikle mekanların açılıp kapanması konusunda. Bazı şeylerin aşı olmayanlara yasaklanması gerekir. Onu bekliyorum. Yaklaşık 2 haftadır yapılması beklenen kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Biz de Kayseri halkına bu kabine toplantısında ne tür kararlar beklendiğini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ya ben bunları madde madde sıralamak değil de tek bir şey söyleyebilirim bu konuyla alakalı. Aşıların tek doz veya üçüncü doz konusuyla alakalı bir çözümün veya bir o konudaki soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer noktada aşıların yaptırımıyla alakalı. Yani resmi kurumlara tek doz aşısı vurulanlar veya ikinci doz aşı vurulanlar alınabilir, alınmayabilir gibi. Bu konuda vatandaşın kafasında oldukça fazla soru işareti var. Bunların giderilmesini bekliyorum. Yani hani bu konuda açıklayıcı bir şeyler bekliyorum işin açığı. Peki hiç aşı vurulmamış da aşı olmamış vatandaşlara yönelik bir çağrınız var mı? Ya şöyle bir şey var. Biraz karışıklık var o konuda işin açığı. Aşıya olan güvenin biraz artması lazım. Bu konuda da verilerin sağlıklı bir şekilde açıklanması lazım. Veriler açıklanmadığı sürece de aşıya olan güven çok artmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman da veriler açıklansa ki hiç aşı vurulmamış kişi gidip ben de aşıyı vurunabilirim artık diyebilsin. Ama burada söyleyebileceğimiz tek şey tedbirli olmakta fayda var. Devletimizin bize göstereceği yolu izlemekte yine fayda var. Çünkü hastalığı çok tanımıyoruz. Tanımadığımız için de artık şu anda elde olan imkanlara, elde olan tedbirlere sarılmamız gerekiyor. O da şu an tek çare aşı gibi gözüküyor. Ben tekrardan yeni kısıtlamalar geleceğini düşünüyorum. Özellikle mekanların açılıp kapanması konusunda, restoranların. Özellikle de yazın sonuna geldik zaten. Turizm dönemi de bitiyor. Turizm döneminin de bitmesiyle birlikte yeni yeni kısıtlamalar geleceğini düşünüyorum. Üniversitelerin açılması noktasında da biraz daha artık online eğitime alıştık. Online eğitime devam edileceğini düşünüyorum. Peki okulların açılmasını istiyor musunuz? Ben bu sene başlayacağım üniversiteye. Yani kazanmak için çalıştık, çabaladık ama gidemiyoruz. Tabii ki açılmasını isteriz ama sağlığımız için de en iyisi, en hayırlısı neyse o şekilde bir karar alınmasını beklerim açıkçası. Bence maske, mesafe kurallarına uyulmuyor. Özellikle maske kuralına uyulduğunu hiç düşünmüyorum. Sokakta yürürken, toplu ortamlarda insanların maskeleri indirdiklerini hatta çıkarttıklarını ben görüyorum. Gördüğüm kadarıyla o şekilde, benim çevremde o şekilde. Ve vaka sayılarının artmasında da bu toplu halde maskesiz dolaşmanın etkili olduğunu düşünüyorum. Ben tatilden yeni geldim. Otel içerisinde maskeli bir kişi bile yoktu. Özellikle turistler. Ya o yüzden kuralların birazcık da çiğnendiğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden yeni kısıtlamalar gelmeli bence. ne bekleyeyim ki? Gerçi her türlü uyarıyı yapıyorlar. Bazı şeylerin aşı olmayanlara yasaklanması gerekir. Onu bekliyorum. Başka da bekleyebileceğim başka bir şey yok. Tabii aşı mecburen yapılacak. Aşı eğer virüsü önlüyorsa herkesin olma mecburiyeti var. Aşıyı olmamakta ısrar edenler varsa mutlaka şey yapılması lazım. Onlarla bazı uygulamaların yapılması lazım ki onlar da aşı olsunlar. Ortalıktaki dedikodu, şeyin Alman aşısının çok etkileyici yan etkilerinin olduğu iddia ediliyor. Birçok insan da bunu yaşadı ama ben 3 aşımı yaptırdım, hiçbirini hissetmedim bile. Aşılar hakkındaki dedikodular, hatta bazı yan etkileri vatandaş ister istemez şey yapıyor, yıldırıyor, uzaklaştırıyor. Ya koronavirüs tedbirleri şu an gevşetilmiş bir durumda. Ben üniversite öğrencisiyim mesela. Yani yazları koronanın çok olmadığını düşünüyorlar herhalde.
sonbahar geldikten sonra da muhtemelen okullar kapanır diye. Yani gene açılmayacağını düşünüyorum ben çok fazla ya. Sıkıldık zaten hepimiz. Yani kararların şu an aynı devam edeceğini düşünüyorum. Yani şu an daha bir ay var yaklaşık bütün üniversitelerin okullarının açılmasına. Aynı şekilde devam ettirecekler yaz bitene kadar muhtemelen. Sonrasında gene bir kısmen de olsa tam kapanma beklemiyorum ama kısmen bir kapanma olur yani. Peki okulların açılmasını bekliyor musunuz? Ya ortaokul ve liselerin ben gene kısmen bir eğitim yapacaklarını düşünüyorum 3-4 hafta da. Sonrasında eğer kısıtlamalar artarsa okullar kapanabilir ama üniversitelerin yani YÖK açıklama yaptı açacağız diye tedbirli bir şekilde ama bilmiyorum inşallah açılır yani. Çok ummuyorum ama açılır inşallah yani. Bu koronavirüs şeyinde bazı şeylerin sıkı tedbirlerin alınması, aşı yaptırılmayanların bazı yerlere girememesi haklı yani. Hükümetin aldığı kararlarda okullar açılsın diyor. Bir taraftan da aşıya karşı kampanyalar oluyor. Bu nasıl olacak? Bir tedbirler almak zorunda hükümet yani. Bence herkes aşısına olsun. Maskeye falan artık gerek yok diye düşünüyorum. Peki alınacak tedbirler sizi ne yönde etkileyecek mesela? Yine evde kalma olmasın. Çünkü çok alıştık dışarıya çıkmaya. Evde çok fazla sıkılıyoruz zaten. Peki aşı olmayanlara yönelik bir çağrınız var mı? Bence herkes aşısını olsun. Yoksa yine eve tıkılacağız, maskeli kalacağız. Bu kadar. Baştan şu maskenin vatandaşın kanuna uymasını istemekteyiz. Tamam bu kadar. Vatandaşın uymasını. Reis Cumhurumuz, Başbakanımız ne diyorsa, hükümetimiz ne diyorsa onu uygulanması lazım.